Geleceği dönüşte Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Galatasaray iki maçlık puan kaybının ardından Heskablu-Kayseri Spor Deplasmanı'ndan 3-0'lık galibiyetle döndü. Değişen bir oyun sistemi, değişen bir oyun formatı stratejisi var. Biraz belki önceki oyunla karşılaştırarak gidebiliriz. Hı -hı. Şunu soracağım sana o zaman. Biraz önce Fenerbahçe'de bu 4 madde konuştuk. Hücum organizasyonu, savunma organizasyonu, hücum geçişleri ve savunma geçişleri. Galatasaray'ın önceki formasyonu. Yani hmm. tek santr forlu. Mustafa Muhammedli de olur, Falcao de olur. Hmm. Hiç fark etmez. Öncekiyle şimdikini 4-4-2'deki e, bu dört maddede hızlıca bunu değerlendirip senden detaylı değerlendirme isteyeyim. Tamam. Ee, organizasyonunda öncekiyle şimdiki. E, şöyle fark oldu. Bu aradan, buradan direkt genele geçebilirsin istersen. Çünkü çok kısaca anlatacak şey gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Yani çünkü... <gülüyor> tamam. <gülüyor> şöyle. E, bu arada Hı? Çok güzel bir şey bizim için de. E, Fatih Hoca zaten böyle yeniliği sever. E, farklı formasyonlar denemeyi sever. Bizlere konuşacak şey çıkıyor ekstra. Yoksa e, benzer Mustafa Mahmut gidecekti yine. Eee <laughs> ama e, şimdi şöyle bir durum oldu ki bu da beklenen bir şeydi. E, Galatasaray 2012-2013 sezonunda biliyorsun benzer formasyona dönmüştü. Drogba ve Burak Yılmaz'a sahipti o zaman hoca. Snyder'e sahipti. Benzer formasyon onunla da karşılaştırırız daha sonra. Ben ben öncelikle şundan bahsediyorum. Aslında Galatasaray normalde yani şunu diyorsun. Hoca en güçlü oyuncularını kendi bölgelerinde evet. kullanarak en verimli e, formasyonu bulmaya Özellikle çalışıyor. Özel hücum oyuncusu. Yani mesela işte Drogba'yı sol tarafa çekmiyor mesela. Evet. Özel hücum oyuncusu bulduğumda, iki tane çok iyi Santofor bulduğumda bunları hoca görmek istiyor. Aynı anda olur mu diye. E, ve yani olmayacaksa da görerek ee, onu anlamak istiyor. Ee, ve o yüzden bir gün mutlaka Falcao-Mustafa Muhammed ikilisini görecektik. Falcao da bu seviyeye gelmişken çok iyi çok çünkü. Çok. E, Musa Muhammed de iyi başladı. E Neden olmasın diye düşünmüştür hoca. Ve şuraya geleceğim. Ee, ki ben de bu oyuncuların oyun kurulumu konusunda eksik kalabileceğini düşünüyordum. Çünkü herhangi ikisi de ceza sahası golcüsü. Yani birinden biri daha derine gelip İkinci forvet gibi oynayabilir mi? Orada çok kafamda canlanmıyor. Hatta Mustafa Muhammed hiç ikili santofor oynamamıştır. Falkan'ın daha tecrübesi var. Evet ama Mustafa Muhammed işte Ankara gücü maçı mıydı? Yani biraz en azından şeyi gördük. Yani buralarda etkinliğini da en azından görmüştük. Evet tabii gördük. Ama ikili santoforda biraz daha kafalar karışabilir. Alışık olmadığı için. Ama sonra şunu düşündüm. Ya Galatasaray 4-3-3 oynarken de aslında çift forvet oynuyor. Ya Onyekuru'yu böyle 4-5-1'e çok dönmüyor aslında oyun kurulu. Ya da oyun kurulumunda da oyun kurulu Başakşehir maçında beklenen üstünde oyun kurulumunda çok dahildi. Çok komple bir oyun oynamış ama sonra yine normale döndü. Normal oyun kuruya döndü. Normal oyun kuru ne? Skor yapmadıkça gözünüze ya oyun kuru ne oynuyor ki dedirtecek oyun kuru. Yani sadece ceza sahasında kendisini hissettiren, son vuruşlarda hissettiren bir oyuncu. Ya aslında Galatasaray 4-3-3 oynarken de çift forvet gibi oynuyor. Yani. Yani Musa Muhammed ve oyun kuru aslında bu. E, şimdi Falka Musa Muhammed ve sağdaki, 4-3'teki sağdaki oyuncu da e, orta sahaya kayan. Arda Turan'ı tercih ediyor. Babel de oynadığında öyle oynuyordu. Orta sahaya kayan. Buradaki pas oyununa katılan Feguli de öyle oyuncu oluyordu. Aslında bakınca çok da bir şey değişmiyor. Sadece oyun yerine bir tane daha Sansafor tercih ediyor hoca. Onları direkt merkezde kabul ediyor. E, sağdaki oyun kurucu sağ kenarı da tamamen oyun kurucuya dönüşüyor, dönüştürüyor. Yani forvet arkasına dönüştürüyor. Yani yine Galatasaray'ın e, 2012-2013'te Şakir Eplasmanı ile başlamıştı galiba yanılmıyorsam o düzen. Ondan sonra sezon sonuna kadar devam etti. E, şöyleydi o düzen. Öncelikle o takım hatırlatalım. İki stoper Gökhan Zan'la Semih oluyordu galiba genellikle. Eboe kritikti varlığı. Riera devşirilmişti Solbeke. Bu sistem çünkü böyle bir bek arıyor. O onun varlığı kritikti. Melo 6 numarada. Ee, Selçuk sol işte orta sağ tam bir 8 numaraydı o zaman. Daha sonradan temposu düşünce rejisteye döndü. Hani son dönemlerinde ama o zaman temposu da 8 numaraydı. Bu bölge için idealdi. Hamit Altun top bu sistem için en ideal orta sahalardan birisi. Çünkü zaten kenar oynamışlığı da olduğu için Eee buraya kay kaydırılabilecek yani en ideal zaten üçlü orta sahanın sağıydı. Snyder en ideal 10 numara bu pozisyon için. Çünkü Snyder şu hem Emrah Baba'dan beklenen işte beklenen o e, ceza sahası kalabalığını oluşturacak bir oyuncu. İki stoperin arasına girip zaten o dönemde Galatasaray kritik golleri Snyder'dan geliyordu hatırla. Juventus başta olmak üzere derbilerde atıyordu. Bir, bir, e, bu, bu koş Eskişehir. Evet bu bu, bu çok tilki gibi yapıyordu. Ama oyun kurulurken de şuraya gelip ee, Selçuk ve Hamit'i atıyordu kenarlara. Yani Galatasaray oradan çift kanatladı, hücum edebiliyordu. Yani çok daha sağlıklı bir e, kurgu vardı. Galatasaray ama e, burada Emrak Baba ile başladı bu sistemi ilk olarak. Bu, şu konuda biraz eksik kal kalındı. E, Snyder'in şu iki orta saha arasına girip e, burada işte 4-4-2 gibi gösterme aslında. Yani bu oyuncular bayağı kenara açılıyor. 4-4-2 gibi de oluyor. O konu biraz eksik kaldı. Hatta topla buluşma sayılarında Emrak Baba'nın 30 pası var. Taylan'ın 91. Yani bu kadar çok çok uçurum olmaması gerekiyor. Tabii ki buradaki oyuncu daha forvetleşecek. Ama biraz daha oyuna katılım gerekiyor. yani Bu belki hocanın da tercihi olabilir. Oyuncu da o kadarını kaldırmamış olabilir. Emrak Baba'dan bahsediyorum. Şuradaki farklı bir seçim bu sistemi çok daha işlevli hale getirebilir. Mesela? Mesela Feguli çünkü Fegoli zaten bu sezon en iyi maçlarını 8 numarada oynadı. 4-3-3'ün sağında oynadı. Ve bu burada da olur aslında. Ama o temposu sanki şimdilik çok kaldıramaz gibi. Hani şeyde hmm. sağında, üçlünün sağında Hamit gibi. orada zaten Getson bu işin en iyi yapacak orta sahaların birisi. hep zaten şundan bahsediyorduk. Bu oyuncu kenara koysan sırtımız o derece dripling yeteneği var, temposu var. E, zaten bu bölgede onu istiyor. Aynı şekilde Emre Kılınç. 8 numaralaştı ama hala kanat oynama refleksleri var. Zaman zaman kanatta da kullanırdı. Çok ideal. Üçlünün sağ ve solu çok ideal. Taylan çok ideal. Dönen topları alır. Kullanma becerisi var. İşte bir de Feguli biraz tempo kazanırsa oyun kurulumunda dahil olup o pas örgüsüne katılacak ve kilit paslar atabilecek oyuncu. Son maçta 10 e yukarı attığı gibi. Aynı zamanda Feguli zaten şu işleri de yapabilecek bir oyuncu. O da e, özellikle Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlarda son haftalarda e, hep meşhur şey var ya haftaları geldi sonlara yaklaşırken açılıyor diye. E, yapıyordu burada. İki, yani çok doğru pozisyon alıp çok kritik goller atıyordu. Bunu da yapabilecek oyun kurulumuna da katılabilecek bir oyuncu. Yani bence hoca bu sistemde devam edecek. Gelişebilir bir sistem. Şeye çok büyük saygı duyuyorum. Fatih Terim'le çalışmış oyuncularla mevcut veya eski oyuncularla konuştuğunuzda şöyle bir şey derler. Sen de Fatih Hoca ile çalışmış birisin. Sen de birlikte aynı şeyi söyleyeceksin. Fatih Hoca saha içinde kaldığında, saha içinde konsantre olduğunda ondan iyisi olmaz. Yani formunda Formda bir Fatih Terim, saha içinde konsantre olmuş, motive olmuş bir Fatih Terim başka bir etki yaratır derler. Fatih Terim şu anda yine saha içine döndü. Yani bu hafta herkes Belhanda hakkında ne diyecek maç önünde, maç sonrasında derken Hoca ben saha içindeyim mesajı verdi. O çok önemli. Yani cesareti, denemesi, değişiklikleri, maç içinde maça başlarken A planı var, sonra değişiklikleri düşünüyor, B planı var. Bu çok değerli. Galatasaray'ın bir hücum planı var, bir savunma planı var. Her ne kadar Luyendama'nın sakarlıkları olsa da. E, bir sonraki maçın sistemini düşünebiliyor. E, i̇şte zamanı geldi, tık diye Semih Kaya'yı stoperde gördük. Zamanı geldi, iki stoperinde değiştirdi. Marka Luyendama ile şampiyonluk aldı. Zamanı geldi, Drogba'nın Burak'ım var dedi. Madem ikisini de evet. oynatayım başka bir sisteme döneyim cesaretini gösterebildi. Şimdi bu maçta işler kötü gitti. Sil baştan yaptı. Bu cesareti gösterebildi. Onyekuru'nun belli ki hoca çok beğeniyor Onyekuru'yu. Ondan A planında vazgeçebildi. Çoğu insan ondan vazgeçemiyor. Evet. Ve onu başka bir bölgede oyuncuyu değerlendirmeye çalışıyor. Hayır başka bir planın varsa başka bir şey yapabilirsin. Fatih Terim bu yüzden Fatih Terim. Cesareti denemesi, değişiklikleri sağ içine konsantre olduğunda e, ligimizde hala ondan iyisi yok. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Voleyde, futbol içerik asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.